Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz en düşük maliyetli hücre yöntemi. Ancak bu sefer bir kukla talep merkezli soruyu çözeceğim. Verilen tablomuzda 3 tane fabrikamız var. F1, F2, F3 şeklinde. 4 tane de tüketim merkezimiz var. T1, T2, T3 ve T4 şeklinde. Fabrikaların arzları sırasıyla 250, 300 ve 400. Tüketim merkezlerinin talepleri sırasıyla 200, 225, 200, 250. Ve yapmamız gereken şeyin ne olduğunu söylemiştik. İlk olarak yapmamız gereken şeyin toplam talebe eşit midir? Bunu kontrol edeceğiz. Bakın taleplerin ve arzların toplamlarını bulalım. Arzın toplamı 250 artı 300 artı 400 ve bu neye eşit midir diye bakıyorum. Taleplerin toplamlarına, yani 200 artı 225 artı 200 artı 250. 250, 300 daha 550, 400 daha 950 birim arzımız var. Talebimize bakarsak 200 artı 225, 425, 625 ve 875 adette neyimiz var? Talebimiz var. Toplam arz, toplam talebe eşit değil. Problem dengeli değil arkadaşlar. Burada toplam arz neden büyük? Toplam arz toplam talepten büyük arkadaşlar. Peki toplam arz toplam talepten büyük olursa ne yapmamız gerekiyor? Bu arzı tüketecek bir kukla talep merkezi oluşturacağız. Kukla talep merkezi oluşturduğumuz zaman arkadaşlar, eğer soruda fabrikaların depolama maliyetlerinden bahsedildiyse, fabrikaların depolama maliyeti var ise, bu durumda mesela F1'in depolama maliyeti, işte depolama maliyeti diyelim ki M1 olsun, ikinci fabrikanın M2 olsun, üçüncü fabrikanın M3 olsun. Eğer fabrikanın depolama maliyetleri söz konusu olursa, bizim kukla talep merkezimizdeki maliyetlerimizi, birim maliyetlerimizi M1, M2, M3 olarak yazmak durumundayız. Size soruda bunun belirtilmesi gerekir. Yani fabrikalar çünkü bütün ürünlerini satamayacakları için ellerinde bir miktar ürün kalacak. Bunları depolamaları gerekecek. Ve depolama maliyetleri söz konusu ise size soruda bu belirtilmiş olmalıdır. Buna göre de koyacağınız kukla talep merkezinde birim maliyetleri olarak bu depolama maliyetlerini yazmanız gerekecek. Eğer size depolama maliyetleriyle ilgili bilgi verilmediyse, o zaman varsayılan olarak ne yapacağız? Böyle bir talep merkezi, yani kukla talep merkezi mevcut olmadığı için buraya ürün taşımanın maliyeti de sıfır olacağı için ne yapacağız? Birim taşıma maliyetlerini sıfır olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen alttaki tabloya geçiyorum. Bakın T5 ile gösterdiğim kukla talep merkezini oluşturdum. Kukla talep merkezinin toplam talebini 75 olarak belirledim. O zaman soru şu, aklımıza şu geliyor. Ben bu 75 adet talebi nereden buldum? Tabii ki toplam arzla toplam talep arasındaki farkı hesapladım. 950'den neyi çıkarttım? 875'i çıkarttım ve bunu çıkarttığım zaman da 75 adetlik bir arz fazlası olduğu için talebimizi, bu arzı tüketecek talebi kuklaya yazdım. Minimum maliyetli hücreler yöntemine göre çözüm yapacağım arkadaşlar. Ve 3 tane minimum maliyete sahip olan ne var? Hücremiz var. Üçünün de maliyeti 0. Eğer 3 tane minimum maliyetli olan hücre söz konusu ise, o zaman biz bunlardan herhangi bir tanesini seçerek
atama yapabiliyoruz. Biz bu örneğimizde 1 numaralı fabrikadan 5 numaralı tüketim merkezine ürün ataması yapacağız. Bu arada karar değişkenlerimizi de nasıl yazacağımızı tekrar hatırlatalım. 2. fabrikadan J'inci tüketim merkezine gönderilecek olan ürün miktarını X alt indis J ile gösteriyoruz. Ürün miktarı. Burada i dediğimiz 1'den 3'e kadar değerler alabilir. J de 1'den 5'e kadar değerler alabilir. 1 numaralı fabrikadan 5 numaralı tüketim merkezine göndereceğim ürün miktarı x1,5'tir. Ve bunu nasıl belirlerim? 1 numaralı fabrikanın arz ettiği ürün miktarı 250 idi. 5 numaralı kukla tüketim merkezinin talep ettiği ürün miktarı 75 idi. Bunların en küçüğü nedir? 75'tir. Ve ben bu hücreye, 1. satır ve 5. sütundaki kesişen hücreye 75 birimlik ne yapıyorum? Atama yapıyorum arkadaşlar. 75 birimlik atama gerçekleştiriyorum. Pekala. Tekrar söyleyelim. 3 tane sıfır maliyetli olan hücre var. Ben bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirdim. Neyi seçmeyi tercih ettim? 1. fabrikadan 5 numaralı tüketim merkezine, kukla tüketim merkezine ürün göndermeyi tercih ettim. Başka bir tanesini de tercih edebilirdim arkadaşlar. Onu da belirtelim tekrar. Şimdi 1 numaralı fabrikadan 5 numaralı tüketim merkezine 75 adet ürün gönderdiğimizde bu kukla tüketim merkezinin tüm arzını karşılamış olacağız. Ve 1 numaralı tüketim merkezinde de 250'den 75'i çıkartacak olursak arkadaşlar ne kadar ürün kalacak? 175 birim ürün kalmış olacak arkadaşlar. Evet, 250'den 75'i çıkartınca da burada 175 birimlik bir arzımız kaldı. Şimdi ben bu tüketim merkezini, yani kukla tüketim merkezini tüm talebini karşıladığım için artık bu sütunla işim kalmadı. O yüzden orayı ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bu sütunu tamamen kapatıyorum ve bir sonraki en düşük maliyetli hücreye geçiyorum. Bakın 11, 13, 17, 14, 16, 18, 14, 10, 15, 13, 24, 21 gibi birim maliyetler içerisinde en küçük olan sıradaki hücremiz kaç? Bu 10 TL'lik birim taşıma maliyetine sahip olan 2. fabrikadan 4. tüketim merkezine gönderilecek olan ürünü gösteren hücre X24 hücresi. Ve buradaki hücremize yapacağımız atamayı nasıl belirleyeceğiz? 2 numaralı fabrikamızın arzı 300 birim ve 4 numaralı tüketim merkezimizin talebi 250 birim. Ben bu ikisinin en küçüğünü, yani 250 birimi bu hücreye atıyorum. 250 birim 2 numaralı fabrikadan 4 numaralı tüketim merkezine göndermiş oluyorum. 4 numaralı tüketim merkezinin toplam talebi zaten 250 olduğu için ben 2 numaralı fabrikadan gönderdiğim ürünle bu tüketim merkezinin talebini karşıladım. Ve 2 numaralı üretim merkezimizin 300 adet arzından 250 tanesini gönderdiğim için bu üretim merkezinin 50 birimlik bir nesi kalmış oldu? Bir arzı kalmış oldu. Onu da hesapladım. Şimdi 3 numaralı tüketim merkeziyle ilgili herhangi bir işlem artık yapmayacağım için gene buradaki sütunu ne yapıyorum? Kapatıyorum. Şimdi geri kalan boş hücreler içerisinde en küçük maliyetli olan hücreye bakıyorum ve bunun da 11 TL'lik birim taşıma kapasitesine sahip olan X11 numaralı fabrikayla 1 numaralı tüketim merkezinin kesiştiği yerdeki hücre olduğunu görüyorum.
Buraya tanınacak olan ürün miktarı x11 diye söylenecek. Ve bunu da nasıl belirleyeceğim? Bir numaralı fabrikanın arzı 175 birim idi. Ve bir numaralı tüketim merkezinin talebi de 200 birim idi. Bunların minimum miktarı 175 olduğu için ben buraya 175 birimlik ürün gönderiyorum. Bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine 175 adet ürün yolladığım zaman bir numaralı fabrikanın tüm arzını tüketmiş oldum. Artık bir numaralı fabrikada gönderilecek herhangi bir ürün kalmadı. Öte yandan bir numaralı tüketim merkezinin toplam talebi 200 birimdi. 175 birimlik talebini bir numaralı fabrikadan karşıladım. Öyleyse geriye 25 birimlik karşılanmayan bir talep kaldı. Şimdi bir numaralı fabrikayla da işimiz bittiği için bir numaralı fabrikanın bulunduğu birinci satırdaki hücreleri ne yapıyorum? Kapatıyorum arkadaşlar. Ve sıradaki en düşük maliyetli olan hücreye geçiyorum. Bakarsam 16, 18, 14, 21, 24 ve 13 birim maliyet taşıma birim taşıma maliyetlerimiz. Bunların içerisinde en küçük olanı da 13. Demek ki ben bu hücreye atama yapacağım. Yani 3 numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine ürün göndereceğim. X3, 3'ü hesaplayacağım. 3 numaralı fabrikamızın toplam arz ettiği ürün miktarı 400. 3 numaralı tüketim merkezimizin toplam talep ettiği miktar 200. Bunların en küçüğü 200 olduğu için ben bu 3. fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine 200 adet ürün gönderiyorum. 200 adet ürün gönderdiğim zaman 3 numaralı tüketim merkezinin talebini karşılamış oluyorum. Bu talep karşılandı. Ve 3 numaralı fabrikanın toplam arzı 400 birimken 200 birimini yolladığım için geriye sadece kullanabileceğim 200 adetlik bir arzım kalmış oldu. Şimdi ben 3 numaralı tüketim merkezinin talebini de karşıladığım için 3 numaralı tüketim merkezinin bulunduğu sütunu da tamamen kapatıyorum. Geriye sadece 4 tane hücrem kalmış oldu atama yapılacak olan. Gene en küçük maliyetli olanına bakıyorum. En küçük maliyetli olan hücre 16, 18, 21 ve 24 birim maliyetleri içerisinde 16 birim taşıma maliyetine sahip olan hücredir. Yani 2 numaralı fabrikadan 1 numaralı tüketim merkezine yapacağım atama ile ilgili olan hücredir. X2 1'i belirleyeceğim. Peki bunu nasıl belirliyorum? 2 numaralı fabrikanın toplam arzı ne kadar kalmıştı? 50 birim kalmıştı. Ve 1 numaralı tüketim merkezinin talebi ise 25 birimdi. Bunların en küçüğü 25 adet olduğu için ne yapmak durumundayım? 2 numaralı fabrikadan 1 numaralı tüketim merkezine 25 adet ürün yollamak durumundayım. 1 numaralı tüketim merkezine 25 adet ürün yolladığımda artık bu tüketim merkezinin tüm talebini karşılamış oldum. Ve 2 numaralı fabrikanın da toplam arzı 50 birimde 25 birimini 1 numaralı tüketim merkezine yolladığım için geriye sadece 25 birimlik bir ne kaldı? Arzım kaldı. 1 numaralı tüketim merkeziyle de işim bittiği için, bu işimiz bittiği için 1 numaralı tüketim merkezini de kapatıyorum. Pardon. Evet, 1 numaralı tüketim merkezini de kapatıyorum. Şimdi geriye sadece atama yapabileceğim 2 tane hücrem kaldı. 18 ve 24. En küçük olan 18 birim taşıma maliyetli olan hücremiz. Ben burada X2 nolu fabrikadan 2 nolu tüketim merkezine ürün yollayacağım. 2 numaralı fabrikamızın arzı 25 birim kalmıştı. 2 numaralı tüketim merkezimizin talebi ise 225 birim idi. Bunların en küçüğü 25 adet olduğu için ben 2. fabrikadan 2 nolu tüketim merkezine sadece 25 birimlik gönderebilirim. Ürün gönderebilirim. Böylelikle 2 nolu fabrikanın tüm arzını kullanmış oldum ve 2 nolu fabrikayla da işim bitmiş oldu. Geriye sadece zaten tek bir hücre kalmış oldu arkadaşlar. Orası da X3-2. Ben 3 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine ürün yollayacağım. Yollayabileceğim ürün miktarına bakalım. Evet, şurası da zaten 200'e düştü. Onu da belirtmemiz lazım. Zaten 200 birimlik arzımız var. 3 numaralı fabrikamızın
2 numaralı şehrimizin de 200 birimlik talebi mevcut. Buraya verebileceği miktar 200 adet. Böylelikle biz ne yapmış olduk? Tablomuzu minimum maliyetli hücreler yöntemini kullanarak başlangıç çözümümüzü bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi neye bakmam gerekiyor? Acaba bu çözüm dejenere mi değil mi? Yani temel kaç tane değişkenim var? Toplamda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane temel değişkenim var. Acaba bu temel değişkenlerden mesela burada gözükmeyen sıfır değerini alan bir temel değişken var mı? Ona bakmam gerekiyor. Bunun için de toplam fabrika sayısı, toplam tüketim merkezi sayısından biri çıkartacağım. 3 tane fabrikam vardı. Kukla merkezle beraber toplam 5 tane tüketim merkezim vardı. 3 artı 5 eksi 1'e baktığımız zaman 3, 5 daha 8, 1 çıkartırsam 7. 7 tane neyimin olması lazım? 7 tane atama yapılmış hücremin, yani 7 tane temel değişkenimin olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. O zaman bulunan başlangıç çözümümüz ne değildir? Dejenere değildir. Başlangıç çözüm yozlaşmış değildir. Eğer bu sayılar tutmamış olsaydı, o zaman bunun anlamı şuydu: temelde olan değişkenlerden bir tanesi sıfır değerini aldı anlamına gelecekti. Başlangıç çözümü bulduk. Peki başlangıç çözümü bulduğumuza göre maliyetimizi nasıl hesaplayacağız derseniz, maliyetimizi şu şekilde hesaplıyoruz. Şunu kopyalayıp aşağı doğru bir yapıştırabiliyor muyum acaba? Evet, yapıştırabiliyorum. Ama tabii sayılar gidiyor, değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar, maliyeti hesaplamak için izninizle şu bölümü en azından sileyim. Ondan sonra buraya maliyetimi hesaplayayım. Yani daha doğrusu nasıl hesaplanacağını göstereceğim. Sonucu hesap makinesi kullanarak siz bulabilirsiniz. Şimdi bakın, maliyetimizi yazalım. Maliyet. Maliyeti nasıl hesaplıyor? Atama yapılan hücreyle o hücrenin birim taşıma maliyetlerini çarpacağım. 175 ile 11'i çarpacağım. Yani bir nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine 175 adet ürün gönderiyorum. Bir tanesini 11 liradan gönderirsem 175 tanesini 175 çarpı 11 liradan gönderirim. Artı diyorum. Devam ediyorum. 75 tane göndermişim kukla merkezine, ama bunun taşıma maliyeti 0 olduğu için 13, 75 çarpı 0 diyorum. Artı diyorum. 25 ile 16'yı çarpıyorum. Artı 25 ile 18'i çarpıyorum. Artı 250 ile 10'u çarpıyorum. Artı 200 ile 24'ü çarpıyorum. 24'ü çarpıyorum. Bir de 200 ile neyi çarpıyorum? 13'ü çarpıyorum. Evet, bu çarpma işlemini yaptıktan sonra toplamı bulacak olursak bu başlangıç çözümümüzdeki maliyetimizin kaç olduğunu hesaplamış olacağız arkadaşlar. Yani ne yapmış olduk arkadaşlar? Tekrar edelim. Bize dengesiz bir problem verilmişti. Toplam arzın toplam talepten büyük olduğu bir problemle karşı karşıyaydık. Toplam arz toplam talepten büyük olduğunda o arzı tüketmek için bir kukla tüketim merkezine ihtiyacımız vardı. Eğer soruda size bu satılmayan ürünler için depolama maliyetleri verilirse kukla tüketim merkezinin birim maliyetleri kısmına bu depolama maliyetlerini yazmanız gerekmekte. Bu örneğimizde biz depolama maliyetlerini olmadığını varsaydık. O yüzden taşıma maliyetleri, birim taşıma maliyetleri tabii ki sıfır olacaktır. Çünkü gerçekte böyle bir tüketim merkezi yok. Bir kukla tüketim merkezi. O yüzden taşıma maliyeti sıfır olacak. Daha sonra ne yaptık? Daha sonra burada 3 tane en düşük maliyete sahip olan hücremiz vardı. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek
Bu hücrelerden herhangi bir tanesini seçerek o hücreye atama yapıyoruz. Hücreye atama yaparken de hücrenin bulunduğu fabrikanın arz ettiği miktarla hücrenin bulunduğu talep merkezinin talep ettiği miktarın en küçüğü kadar bu hücreye atama yapabiliyoruz. Bu atamaları yaptıktan sonra da bir sonraki en düşük maliyetli hücreye devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki tablomuzda artık atama yapılacak herhangi bir hücre kalmayıncaya kadar. Atamalarımızı yaptıktan sonra ise başlangıç çözümün dejenere olup olmadığını anlamak için, yani yozlaşmış olup olmadığını anlamak için toplam fabrika sayısı ile toplam talep merkezi sayısının bir eksenini hesaplıyoruz ve atama yaptığımız hücrelerin sayısının bu sayıya eşit olup olmadığına bakıyoruz. Bizim toplam 3 tane fabrikamız, 5 tane talep merkezimiz olduğu için 7 tane hücreye atama yapılmış olması gerekiyordu. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane hücreye atama yaptığımız için burada bulduğumuz başlangıç çözüm dejenere olmayan bir çözüm, yani yozlaşmış olmayan bir çözüm diye söylüyoruz. Yozlaşmış değil diye söylüyoruz arkadaşlar. Bizim bulduğumuz çözüm yozlaşmış değil. Yozlaşmış olması ne demektir? 7 tane hücrenin dolu olması gerekirken sen sadece 6 tane hücreyi doldurabildiysen, bunun anlamı temelde olan temel bir değişkenin sıfır değerini almış olması. Bu da zaten yozlaşma demekti. Biz bunu simpleks yöntemi anlatırken özel durumlarda işlemiştik arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzu sonlandırabiliriz, bu dersimizi. Yine hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Kendinize iyi bakmanızı gene istiyorum. Kendinize dikkat etmenizi istiyorum. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Sevgiler, saygılar. Aynı zamanda teşekkür ediyorum vaktinizi ayırıp bu dersi dinlediğiniz için.